değerli borsa yatırımcıları herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar dünkü videomda da demiştim ki bugünlerde sık sık endekse ilgili paylaşımlarım olacak. Şimdi benim genel çerçevem, genel bakışım nedir onu kısaca tekrardan bir hatırlatayım arkadaşlar. Veya yeni izleyenler veya yeni abone olan arkadaşlar için söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bir. Mehmet Şimşek ekonomi başına geldikten sonra bütün dünyada kabul görülen ekonomik programa dönüldüğü için bir kere biz dünyayla bir bütün şekilde artık hareket edeceğiz. Bakın dün değil bir önceki gün endekste düzeltme olurken dahi bütün dünya piyasalarında oldu. Daha önceki süreçlerde bizim belli olmayan, ne olduğu belli olmayan bir program vardı. Dolayısıyla dünyadaki ekonomi sisteminden bağımsız hareket ediyorduk. Peki şu an dünyada süreç nedir, nasıl işlenir? Süreç şudur net söyleyeyim. Dünya genişleme politikalarına doğru gidiyor. Yani bu pandemiden sonra bir enflasyonist ortam oldu, faizler artırıldı. Sonra bu faiz artışlarının sonlarına geldik ve artık bundan sonra başta Amerika olmak üzere faizler indirilecek. Faizler indirildiği için genişleme politikasıyla büyümeler gerçekleşecek. Dolayısıyla şirketlerin karlılıkları artacak beklentisiyle hem dünyada hem de ülkemizde borsanın yönü yukarıdır. Genel çerçeve budur. Ancak bizdeki enflasyonist sıkıntıdan dolayı bu süreç sadece bir zamanlama meselesidir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Tabii ki ara sıra bazı sıkıntılar olacak ama asıl dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mehmet Şimşek'in bu programı bu şekilde devam edecek mi etmeyecek mi? Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar uygulandığı sürece endeksin yönü yukarıdır. Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalardan vazgeçilirse tekrardan enflasyon patlayacak dolayısıyla endeksin yönü yine yukarıdır. Onun için Orta uzun vade yatırımcıların bence böyle bakması lazım. Benim genel bakışım budur. Korkmaya gerek yok. Ancak teknik anlamda da arkadaşlar ben 7030'larda kredi çekerek ekstra yani portföyümü yüz ona çıkarttığımı söyledim. 7600'ün üzerine attığımda da bundan sonra endeksle yorum yapmayacağımı çünkü yapmayacağımı çünkü ilk ana hedefim 310 dolar olduğunu Oraya kadar olan süreçte her düşüş benim için alın fırsatlıdır demiştim ve yıl sonu hedefim de 12 gideceğimizi söyledim. İşte bugünlerde artık biz 310 dolarlara geldiğimiz için bana göre bizim taktiksel anlamda, stratejik anlamda böyle bir planımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü 310 dolara geldiğimizde bence endekste zikzaklar olacak ki ilk oldu zaten. iki gün önce sert bir düzeltme oldu. Şimdi ona tepki geldi. Yarın belki yine düşer. Dolayısıyla 310 dolar bölgesinde böyle bir gitgelerimiz olabilir. Onun için dedim ki kısa vadeli kullanılan paraların %25'i %30'u gün sonunda nakitte olsa bu zikzaklardan yaralanmış olursunuz. Ancak orta uzun vade pozisyonlar için ben kendim açısı taşımaya devam edeceğim. Onun için 8056'ları e, 8000 evet 8056'ları geçince de artık TL bazlı tepeyi geçtik. Onun için dolar bazlı bugünlerde bakıyorum. Çünkü dolar bazlı ilk e, daha önceki zirvemiz olan 310 dolarlardır. Dolayısıyla oralarda böyle gitgeler yaşayabiliriz. E, düzeltmeler olabilir. Buralarda bir dinlenme olabilir. Ondan sonra tekrardan yolumuza devam edeceğiz. 310 doları da belli bir süre sonra kırıp gideceğiz ve 12 bin lere gideceğiz. Ben öyle bakıyorum. Tabii ki burada yanılabiliriz. Ancak beni takip eden arkadaşlar hem paylaştığım temel analizini yaptım kağıtlarda hem de endekste şimdiye kadar böyle ciddi bir yanılgımız olmadı. Merkez Bankası Başkanı değişirken de uyardım. Hemen anında video çektim. Kısacık bir video kanalımda var izle arkadaşlar korkmayın bu Naci Abal süreci gibi olmayacak dolayısıyla düşerse dahi benim için alın fırsatıdır demiştim ki öyle oldu videoyu çektim aradan iki dakika geçmedi söyledim özelliklerde söylediğim şekilde yeni bir Merkez Bankası Başkanı geldi var olan politikalarda devam ediyor Burada hani korkmaya gerek yok. Kısa vadeli pozisyonlarda nakit bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar dolar bazlı haftalık grafimize de baktığımızda işte 310 dolarlara yaklaşıyoruz. Era sayıda arkadaşlar aşırım alım bölgesi olan 70-75'lere yaklaşıyoruz. Buralara geldiğinde endekse daha belirgin bir yorgunluk hissedeceğimizi düşünüyorum. Hatta aşağı doğru yine gelebiliriz. Günlükte de bir bakalım dolar bazlı arkadaşlar. Günlükte de baktığımızda yine benzer bir oluşu var. Ancak günlükte era sayın daha da yorulduğunu görüyoruz. 75'lerdedir. Şuralara benzer süreçler yaşayabiliriz. Kısa vadeli pozisyonlar için nakit bulundurmak, işte k değişimleri yapmak sağlıklı olabilir. Tekrardan söyleyeyim. Orta uzun vadeler için ben bekleyeceğim. 12.000 hedefine gelmeyene kadar bütün portföyümle borsadayım. Ancak rally sürecinde paranın %25-%30 ile al sat yapıyorum. %70'i orta uzun vade bekliyor. Yine arkadaşlar dün bir video paylaştım. 3 tane şirket kısa kısa hisseler dedim. İşte Barmaydı, Yayla Gıdaydı ve Sinikaydı. Bugün Barma %6'ya yakın yaptı. Gün içi %7'leri de gördü. Yine Yayla Gıda dün bize 15-8'lerde alım fırsatı veriyordu. Bugün 17'lere geldik. Bu kağıtların güzel olduğunu videomda anlattım, söyledim. Yine arkadaşlar bakın yine bir gün önce ben Sasa ile ilgili ne demişim onu da arkadaşlar sizinle paylaşayım. Bakın bir gün önceki videom dedim ki ben Sasa'da uzun vade yatırımcıyım ancak pozisyonumu artırdım. Peki ne oldu? Sasa bugün tavan oldu. Bakın ne demişiz? 1000 TL'lere yaklaştı. Bir daha arkadaşlar ben uzun vade Sasa taşıyan bir yatırımcıyım bugün itibariyle Sasa'da pozisyonumu artırdım. Artırmamın temel sebebi de arkadaşlar Sasa'nın PTA yatırımının bitmesine yaklaşıyor olmamız. Evet dediğim gibi arkadaşlar biz burada ne yaptığımızı biliyoruz. İşte kısa vadeli al satlar için de ben TL bazlı saatlik grafiğe bakıyorum arkadaşlar daha dün değil bir önceki gün endekste düzeltme olduğunda ERA sayı 34'e geldiği için dedim ki tepki gelecek. Ve tepki dün geldi. Bugün de devamı geldi. Yani böyle zikzaklar çizeceğiz. Bugünkü kapanışımız da güzeldir. Ancak saatlikte TL bazlı grafiğe baktığımızda da şu son iki mum çok güzel görünmüyor. Peki ne olacak? Hani bugünkü kapanış güzel ancak yarın diyelim ki düşerse ilk durağımız 9015'lerdir. Onun bir altı olan arkadaşlar 9007'lerdir. Hadi diyelim ki işi biraz abartılar. 8941'lere bin kadar getirebilirler. Buralardaki zıtsaklar beni şaşırtmayacaktır. Onun için ben diyorum günün sonunda %20, %25, %15 neyse kısa vadeli Al işlemleri için nakit bulundurmakta fayda var. Yine Erasay'a baktığımızda arkadaşlar dikkat edin. Bakın 70'lere geldiğinde Erasay hep kendini aşağı doğru atıyor. Yine burada başını aşağı doğru çevirmiş. Ancak kısa vadeli pozisyonlar için dediğim gibi böyle al sat yaparak para kazanabilir. Orta vade hedefleriniz için, orta uzun vade kağıtlarınız için bana göre korkulacak hiçbir şey yok. Ne olacak bu bölgelerde buralarda 9.200 9.300 belki 9.400'lere 9.500'lere mum attı ancak bu bölgelerde zikzakların olacağını ben düşünüyorum genel bakışım bu şekildedir kanalımda paylaştım şirketlerin e, temel analizlerini paylaşmışım oradan bakabilirsiniz hangi kağıtlar söylemişiz performansları nelerdir sadece planımız olmalı, programımız olmalı. Bir kağıdı için aldığımızı bilmeliyiz. Öyle uçan, kaçana, tavan tavanların peşinde koşanlar borsada para kazanmaz. Bir programınız, bir planınız, bir hedefiniz, bir amacınız olmalıdır. Yoksa böyle Ali söyledi, alayım, Mehmet söyledi, satayım şeklinde olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.